Agalarım herkese selamlar 14 Nisan 2024 Pazar iddia tahminleriyle hepinize selamlar. İdeal yüksek oranlardan bahsedeceğim. Çok güzel beğeni desteği gönderdiğiniz için aynı şekilde devam ederse ki bu videoda sizlere bir adet de ideal kombin vereceğim. Yine aynı şekilde beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum. Güzel artı 500'ün üzerine beğeni geldiği takdirde bu şekilde sizlere ideal kombin önermeye devam edeceğim dostlarım. İsterseniz direkt başlayalım. Bir adet de maç skoru yarışmamız var. Maç skoru yarışmamız Karagümrük ve Fenerbahçe. Maç ne olur sizlere sorduk. Pazar günü olması kaynaklı bilen 3 kişiyi gruplarımızdan Nisan ayının sonuna kadar misafir edelim. Ve şunu söyleyeyim benim skor beklentimde de doğrudan 2-1'lik Fenerbahçe'nin galibiyetidir. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme de yapabilir. Skor anlamında yorumlara da yazabilirsiniz. Her türlü soru görüş öneri gruplara gelmek isteyenler vesaire benimle iletişim adresimiz Instagram Kangal Bey hesabıdır. Her türlü iletişim için e bir sorusu olanlar varsa, aklına bir şey takılan varsa benimle Instagram üzerinden iletişime geçebilirler. Dün ultra misli yaptık aga. Daha doğrusu ya dün Lazio mücadelesi vardı. Lazio'nun maç sonu birine Avrupa'da 1.34 gibi oran vardı. Ben 20.000 misli olarak aldım. Şimdi analizi okumadan da Alman yazdım. Ben bu analizi salı gecesinden yazdım Gaga bak. Maç cuma günüydü. Erkenden yazdım. Gruba da yüksek misliye gönderdim. Şimdi şunu söyleyeyim ben size. Analizi ufaktan sizlere de anlatmak istiyorum. Lazio'nun sahibi kim abi? Claudio Lotito mu ne bileyim. Salernitana'nın sahibi kim abi? Claudio Lotito'ydu. Şimdi aynı adamın iki tane takımı vardı. Lazio ile Salernitana ikisi de aynı sahibiydi. Şimdi Lazio zaten ilk 6'ya oynuyor. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyor veya Avrupa'ya. Avrupa'ya oynayan bir takım. Salernitana da zaten düştü. Düşmek üzere. Matematiksel olarak şansı var ama son sırada düşmek üzere zaten. Yönetimde bu Salernitana'yı bu adama zorla sattırdılar galiba. Şimdi başka bir adam aldı bunu. Fakat şunu söyleyeyim. Yönetimde yani dış etken olarak da takımın içinde bu adamın adamları var yani. Lutuito'nun adamları var. O yüzden bunu bildiğim için ben dedim ki bu maç her türlü Lazio. Zaten bak dış etkenlere zaten güveniyordum. Bundan çok yüksek aldım. Zaten oyun olarak da, da Lazio bir zahmet yener zaten. Igor birlikte gelmiş bu maçı salmaz. 4-1 gibi kazandı. 20 bin misli olarak önerdim. Allah bereket versin. Bu karıyla şimdi hafta sonunda güzel bir şekilde ilerleyeceğiz diyerekten devam edelim. İdeal kombinlerimiz de aynı şekilde gruplarda hafta sonu bülten yoğun olduğundan ideal kombine, alternatif kombine, günün teknisi, skorlar Avrupa kombini şeklinde 4-5 tane en az kombine çıkartarak da ve eksa olarak da, da canlılarla ilerliyoruz. Canlı demişken de canlı olarak gruplarımıza devam ediyoruz. Dün hatta güzel canlılar yaptık birazdan bahsedeyim izlediğimiz maçlarda canlı önererek canlı önererekten de bahis öneriyoruz. O şekilde sizler de değerlendiriyorsanız canlı olarak da mutlaka bizleri deneyin. Her açık Telegram grubunda açıklama bölümler kısmında linki mevcut. Buraya da tıklayaraktan gelebilirsiniz. Ben hemen dünden bir şeyler göstermek istiyorum. Dedim ki dün 19.30 ekrandayız aga. Bundesliga ki Fürth'le Karlsruhe mücadelesi var. Devam ettik. Dedik ki canlı gelecek mi? Gelecek dedik. Herkese açık Telegram grubu burası. Dedim ki önden yazdım şurada. Kürt maçına devreden bir gol alacağız. Erkenden Avrupa alabilir dedim. Oran geldi ben de aldım nesini olaraktan da. Kürt maçında ilk yarı bir gol oldu. Hop aldık mı aldık tertemiz içeri. Her tabelle mücadele iyi başladı. Dedim ki ilk golü her atabilir dedim burada. 1.48 gibi oranı vardı. Her gol geldi mi geldi. Devam ettik ve ilk yarıda her tabelle golünü önermiştim. Ona bir 60 oranı vardı. Tekrardan bir canlı aldım. Her ikinci golü atar şeklinde. Hop kör ligi falan başladı. Her penaltı. Her geldi mi geldi bereketli olsun. Bu şekilde devam ettik. Canlı olarak aynı sistem devam. Şimdi direkt başlayalım. Sizlerden ricamız beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyoruz dostlar. Artı 5 üzerine beğeni bekliyoruz. Çünkü sizleri bir adet de ideal kombin önerisi yaptık. İlk mücadelemiz Fortuna Start ile Feyenoord mücadelesi. Fortuna Start okey tamam da Feyenoord son mücadelesini izleyen var mı? Hatta TV8.5'da da yayını vardı mücadelenin. Ben izledik. Ajax mücadelesiydi. Canlı yaptık bak. 3. golü aldık, 4. golü aldık, 5. golü aldık, 6. golü aldık, 7. golü aldık. 7. gol geldi, iptal oldu. Feyenoord son mücadelesinde Ajax'ı 6-0 gibi net bir skorla yenmesini bildi. İnanılmaz bir top oynuyor aga. İnanılmaz. Ben burada Feyenoord tarafındayım. Oranlar da zaten gitgide düşüyor. Feyenoord'un burada en az 2 gol atarak galibiyetini bekliyorum. İdealden değerlendirdim. Mücadele indeks skor beklentisi de 3-1'lik Feyenoord'un galibiyeti olduğunu da söyleyeyim sizlere. İkinci mücadelem Liverpool Crystal Palace mücadelesi. Liverpool'da hafta içinde oynamış olduğu Avrupa mücadelesinde 3-0 gibi skorla kendi evinde Anfield'da Atalanta'ya mağlup oldu. Fakat yedek kadro çıktı ve şunu söyleyeyim. Yani Liverpool Avrupa'yı önemsemiyor aga. Yani önemsemiyor. Liverpool'un yeri Şampiyonlar Ligi'dir zaten. Premier Lig'de de durum böyleyken önemsemedi. Yedek kadroyu çıkardı zaten. Şimdi burada az kadroyu çıkartıp mücadeleyi kazanacaktır. Mücadeleyi nasıl kazanacak ona bakalım. Ben burada kazanırsam mücadeleyi 2.5 üstünde bir şeklinde. Skor de 3-1 ayarında Liverpool'un galibiyeti. Liverpool bence bir tane de gol yer gibi geliyor bana. Ama 3-1 e yarında Liverpool bence mücadeleyi kazan. 2.5 üstünde 1'i değerlendirdim. Onun dışında ben burada Crystal Palace'ın da gol atması beklenebilir. Dediğim gibi 3-1 skora göre de maç bir KG var. Orada 1.90 seviyesine kadar da çıkartabilirsiniz. Çünkü hücumla yani kontra geçiş oyunuyla birlikte özellikle Mateta gol atıyor Aga Palace tarafında. West Ham'la mücadelesi. Mücadele benim ideal kombinemin ilk mücadelesi. West Ham hafta içinde bir Şampiyonlar Ligi mücadele pardon Avrupa Ligi mücadelesi oynadı. Level Kuzen'e karşı oynayamadı Aga. E, 80'den sonra gelen 2 gol var sanırım. 2-0 mağlup oldu. Full savunma yaptı. Full savunma yaptı. Hiçbir türlü çıkamadı. Burada Fulham'la oynayacak. Maçı ne kadar önemsedi o da malum. Level Kuzen'e karşı çok bir şey yapamadı açıkçası. Fulham oynayacaklar. Ben burada West Ham'ın gol atmasını bekliyorum. Fakat yorgun olan West Ham'ı da maç içinde yorgunluk da tabii ki illa ki yansıyacaktır. Bunlar robot değil. Fulham tarafında pozitif futbola dayanaraktan da onlardan da gol bekliyorum. KG var aldım. İdeal kombinemin ilk mücadelesi yaptım. Benim skor beklentim de burada 2-2 ayarında bir beraberlik olduğunu söyleyeyim. 2-2'ye kadar yolu var bence. Sassuolo ile Milan mücadelesi. Sassuolo da son mücadelesinde gollü beraberlikler aldı. Milan'da hafta içinde oynadığı mücadelede Roma'ya mağlup oldu kendi evinde San Siro'da. Şimdi tekrardan bir Roma ile mücadele yapacaklar. Yine ya maç yine İtalya'da Roma, Roma Olimpiyat Stadında olacak sanırım. Kalabalık bir stadyum sanırım. O da 75 bin kişi falan olması lazım. 82 de olabilir. Tam hatırlamıyorum da. Velhasıl kelam yoğun bir dert basmana gidecek. Onu söyleyelim. Sassuolo ateş atış attığında Milan bu maçta bir rotasyon yapabilir. Rotasyon yapmasa bile yorgunluk illa olacaktır. Ateş hattından kaynaklı Geçen maç e, Sassuolo'nda sarı cezalı iki tane ismi vardı. Onların da cezası bitiyor. Berardi'nin sakatlığı hala sürüyor. Aşil tendonunda bir sakatlık var. Ben burada Sassuolo tarafından da gol bekliyorum. KG olarak değerlendirdim. Her iki tarafında atacağı gol benim de burada tek tercihim. Yüksek oranlarda mücadeleli men beraberlikle bitmesini 1-1 ayarında. Maç sonu 0'da 3-40 gibi orandan sizlere yüksek orandan öneririm. Arsenal ile Aston Villa mücadelesi. Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde tamamen tecrübesizliğinin kaynaklı. Yani tamamen tecrübeye yazarım ben bunu. Bayern tecrübesiyle mücadele eden 2-2'lik beraberliği aldı. Mücadeleyi Almanya'ya taşımasını bildi. Arsenal bu maçı tabii ki önemseyecek. İdeal kadrosunu çıkaracaktır Aston Villa karşısında. Herhangi bir rotasyon beklemiyorum zaten. Fakat benim skor beklentim burada Arsenal'ın 2-0-2-1 ayarında mücadeleyi kazanması. Ha 2-0-2-1 ayarında ne gibi alabiliriz diye baktığım zaman da 4.5 altında bir şeklinde değerlendirebilirsek oranı zaten 1.60 seviyesine kadar da yaklaştırmış oluruz. Mücadeleyi bence 2-0-2-1 ayarı 10 numara tercih olduğunu düşünüyorum. Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşılaşması. Mücadelenin de e, maç konu sizlere sorduk ne olur diyerekten de yorumlara yazmanız bizler için yeterli olacaktır. Fenerbahçe'nin galibiyeti beklenebilir. Avrupa yorgunluğu var. Tekrardan Kadıköy'de Olympiakos'ta oynayacaklar. Orada birkaç tane rotasyon oldu. Freight, İsmail gibi isimler. Bu maçta da sakat veya cezalı isimler de fazla bu arada şöyle göstereyim. Şimanski yok. Osterwolde hem kart cezalısı hem de zaten sakatlandı. Ciko yok. BK yok. Kent zaten yok kadroda. O yüzden Fenerbahçe burada bir tık zorlanabilir. Fakat ben mücadeleyi maç videonun başında da söylediğim gibi 2-1 skora göre kazanmasını bekliyorum. Ben 1.5 üstünde Fenerbahçe galibiyetini değerlendiririm. 2-1 de benim maç skorum olacaktır. İdeal kombineminde diğer mücadelesi Fenerbahçe maçıdır. Anderle ile Cilose mücadelesi. Cilose'nin de son maçını da izledim bu arada. 3-2 mağlup oldu. Anderle de deplasmanda mağlup oldu. Aynı şekilde bu iki takım şampiyonluk yarışında. Yani Dana'nın kuyruğunu kopacağı bir mücadele. Temponun yüksek oldu. tempo'nun yüksek olacağı bir karşılaşma. Ben her iki takımın da atacağı gollere yöneldim. KG varım burada benim tek tercihimdir. Cilose de bence deplasmanda atar. Ha şunu söyleyeyim. Yani galibiyeti kim yakın olarak diye sorarsanız da ben Andalet'i bir, yakın bir adım önde görüyorum. Burada ev sahibi Andalet'in de oranla 2-1 skora göre kazanabilir. Ev sahibi 1.5 sonra da 2-0 3 gibi oranı var zaten KG bekliyorum her iki takımdan gol. Andalet'in bir golü daha burada 2.03 oran getirir bizlere. Lyon'la Brest mücadelesi. Brest'in de son mücadelesini izledim. Metz mücadelesi 4-3 gibi skorla kazandı. Leon da aynı şekilde galip gelmesini bildi. Tempolu bir mücadele özellikle Lyon'dan ziyade Bres gerçekten tempoyu iyi arttırıyor. Bu tempo'nun artmasıyla birlikte tekrardan tek güzel oranlı tercihim burada. Karşılıklı gelecek gollerden oranla 1.61 bandında değerlendirecekler bu yönde. Tek tercihimi de burada Lyon mücadelesine vermiş olduğumu da söyleyeyim. Toplamda 8 adet mücadelem vardı. İdeal yüksek kuranlardan anlatmaya çalıştım. Bir adet de ideal kombinem var. Ekrana gelsin. Sizlerden dediğim gibi artı 500, 500 üstünde beğeni bekliyoruz. Beğeniler geldi takdirde kombineler devam edecektir. Weston full mücadelesine karşılıklı atılacak golleri değerlendirdim. Saat 4'te oynanacak karşılaşma. Fenerbahçe'nin de 2-1 skora göre aldım. Ama ben iki, maç sonu iki bir buçuk üst olarak değerlendirdim. Bir elde bunun oranı var. Değerlendireceklere bol şanslar ideal kombinem. Bu yöndeydi. Videoya like atıp kanala abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere seviyorsunuz. Bay bay.